yapacağımız Süleymanpaşa Şehirlerarası Otobüs Terminali. Bodrum zemin ve üzerine bir kattan toplam 7000 metrekarelik bir inşaat alanına sahiptir. İşin toplam parasal değeri 25 milyon 544 bin liradır. 2018 yılı sonunda işin tamamlanarak halkımızın hizmetine sunulması planlanmaktadır. Belediye binasının temelini atar kadar coşkuluyum, heyecanlıyım ve sevinçliyim. Ama şu belediye binası işine gelmeden önce, otogar işine gelmeden önce hazır bu kadar hazırım da toplanmışken bir şikayetlerimi ben arz edeyim. Öncelikle Adem Dalgıç'tan şikayetçiyim. Yani bu kadar kanalizasyon ihalesini yapıp da bu dönem bizi bu kadar uğraştırmaya gönlünüz nasıl el verdi Sayın Başkanım? Hadi Adem Bey onu yaptı. Ya sevgili Kadir abim. Yani o kanalizasyonun üstüne 104 kilometre yağmur suyunu, 160 kilometre içme suyunu neden ilave ettiniz? Ya Allah sizden razı olsun. Biz de anlamadan 1 milyon 450 bin metrekare yolu tamamlamışız. Kendi yaşadığımız, doğduğumuz kente hizmet etme fırsatı bulmuşuz. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Tekirdağ farklı bir yer. Tekirdağ güzelliklere layık ama Tekirdağ yapısı nedeniyle kamu desteği alamayan bir şehir. O zaman kendi yağıyla kavrulmak zorunda olan, kendi göbeğini kesmek zorunda olan bir şehir. İşte bugün Tekirdağ modern bir otobüs terminaline kavuşacak. Bizler de bu terminalin yeni yerine taşınmasıyla birlikte proje aşamasına gelmiş anıtlardaki projemizin ihalesini bitirip temelini atacağız. Ve söz verdiğimiz gibi camdan, şeffaf, hiç kimseden gizlimiz saklımız olmayan bir binayla Tekirdağlılara bu dönem hizmetin de temelini atmış olacağız. Umarım bu hizmet yarışı devam eder. Kendi doğduğumuz, büyüdüğümüz, çocuklarımızı büyüttüğümüz şehre daha fazla hizmet etme imkanı veririz. Biz öncelikle bize bu imkanı sağlayan başta partimize ve Tekirdağ'da oturan, bize destek veren, güvenen bütün hemşerilerimize canı gönülden teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sağ olun. Birlik, bütünlük içinde el ele çalışmalarımıza devam edeceğiz ve bu şehri arzuladığımız, yaşamayı istediğimiz şehir haline getirinceye kadar çalışmamıza da devam edeceğiz. Geldiğimiz noktada tam 3,5 yılımız bitti. 3,5 yıl içerisinde net bir şey söylemek istiyorum. Beğensin, beğenmesin, olumlu mesaj versin, vermesin. Bütün basınımıza teşekkür ediyorum. Özellikle bunu vurguluyorum. Kızarız, kızmayız, severiz, sevmeyiz. Bunlar ayrı konular. Ama basınımız olmazsa olmazımızdır. Sadece basınımızda istediğimiz tek bir şey var. Tüm yorumlarını yapsınlar. Tüm olumlu olumsuz mesajlarını versinler. Ama bu bir kurum. Kurduğumuz Büyükşehir Belediyesi bir kurum. Kurumu yıpratacak olumsuz terimler kullanmasınlar. Sadece bunu istiyoruz. Bunun dışında basınımız her zaman başımızın tacıdır. Değerli arkadaşlarım, tabii bunu yaparken çok zorlandığımızı söyleyebiliriz. Büyükşehir'i kurarken bir zaman geçmesi gerekiyordu ve bir sene sonra o zaman tamamlandı. Bugün 2,5 yıl boyunca gerçekten Büyükşehir'in gücünü, Büyükşehir'in gerçek manada ağırlığını üzerinde hisseden bir Büyükşehir Belediye Başkanı bugün rahat rahat karşınıza çıkıp konuşuyoruz. Ama bu süre içerisinde neler oldu? Neler oldu? Bu süre içerisinde 3,5 yıl boyunca 7 Haziran seçimleri, 1 Kasım seçimleri, referandum, hep bu seçimlerde bu sosyal demokrat belediyeleri hedef alan, seçim yokmuş sanki, genel seçim değilmiş sanki, referandumun 18 maddesi değilmiş gibi devamlı bir tenkit ettiler siyasi partiler tarafından. Başka malzemeleri olmadığı için ama şunu da bildiler ki bizi bir nevi güven oylamasına soktular ve sonuçlarını hep aldılar, derslerini aldılar. Dediler ki siz bunu yapamıyorsunuz.
Pardon, yani siz başlayamayacaksınız yatırımlara. Tam yatırımlara başlıyoruz. Ya zaten çamur toprak oluyor. Çizme giyeyim ayağıma, naylon poşet giyeyim ayağıma, balon patlatayım. Yani böyle vatandaşın 15 senedir gülmeyen yüzünü böyle komiklikle falan güldürmeye çalıştılar. Bu da olmadı. Abi yatırımlar meydana çıkmaya başladı. Ya siz bu işi yapamıyorsunuz, bırakın gidin. Arkadaş, bunu her zaman söylüyorum. Ben İstanbul'un Kadir abisi değilim. Ben Tekirdağ'ın Kadir abisiyim. Bırakmam görevimi. Bunu söylüyoruz tabii. Ve göreceksiniz ki bu 3,5 yıl içerisinde 2018 ve 2019 hariç 1 katrilyon 250 milyon liralık yatırımı gerçekleştirip bunu devam eden veya başlatan bu büyükşehirin testiyle beraber bu büyükşehirin bu yatırımları karşısında 101 projeyi ortaya koymuş 41 tane sayı testinin bunu yapan bir büyükşehire de hangi partiden olsun olsun teşekkür etmek gerekiyor. Bakın burada şimdi bakıyorum çok arzu ettim, davet ettim sabahleyin. AK Parti'nin arkadaşlarımı davet ettim, İl Başkanı'nı davet ettim, Milletvekili Özel davet ettim. Ya bu buradaki terminalden Cumhuriyet Halk Partiler faydalanmayacak. Bu terminalden Tekirdağ'ın 192.500 nüfusu faydalanacak. Gelin buraya bir gurur beraber yaşayalım. Siz de gururunu yaşayın burada beraber. Bakın dün işte sosyal demokrat düşüncenin farkı burada. Dün bir kongre yaptık. Birbirini tenkit ettik, eleştirdik, sevdik, sevmedik, konuştuk. Ama bugün, dün o kongrede birbirine yarışan iki tane genç arkadaşım burada gelmişler, şu temel atmanın gururunu yaşıyorlar. Bu gururu herkes yaşasın arkadaşlar. Bunu özellikle istiyorum ya. Yani. Ama dediğim gibi gelecek günler hepimizin olacaktır. Sayın Ekrem Bey'i bir kere daha tebrik ediyorum ama esas tebrik kime? Esas tebrik, güzel bir karar vererek bizleri bu göreve getiren Tekirdağ halkınadır. Tebrik ediyorum. Ve Sayın Başkanım, sanat da yapacaktır, yol da yapacaktır, hizmet de yapacaktır. Sayın Başkanım açık söylüyorum, yetmediği yerde Kadir abisi her zaman yanında olacaktır. Bu duygularla bu hizmetin Tekirdağ'ımıza hayırlı olmasını diliyorum. Tekirdağ'ın bundan sonra gelecek hizmetlerde buluşmak üzere ve çok sık buluşacağımızda müjdesini vererek hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum. Sağ olun. Kurt ilimizi alkışlarına